Evet dostlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar diliyorum. Sabahın 7'sinde bir canlı yayın açtım. Poyraz, bu arada senden mi ses çekiyor? Yok, senden çekiyorum. Sağ ol. Merhaba, merhaba. Hallettim, hoş geldin Poyraz. Poyraz da var yanımda. Çok güzel bir haber aldık abi. Sabahın köründe, hatta sabahın köründe değil, gecenin köründe çok güzel bir haber aldık. Age of History 3'ün sonunda, yıllar yıllar sonra duyurusu yapıldı abi. Biz zaten yani yaklaşık 3 saat önce bu gönderi Lukas Jakovski tarafından yayınlandı. Ben de inanamadım, biz de inanamadık. Hani direkt zaten Poyraz'ı aradım, Sezer'i aradım. Herkes zaten uyuyordu, sizler de şimdi okula gideceksiniz zaten. Ben de siz okula gitmeden, ders başınız saat 8, hemen okula gitmeden bir yayın yapayım dedim. 15-20 dakika bir sohbet yayını olacak zaten. Sonra da artık okulunuz mu, işiniz mi, her neyiniz varsa abi halledersiniz. Age of History 3'ün duyurusu 3 saat önce saat 4-5 civarlarında, gece saat 4-5 civarlarında yapıldı. O saatlerde yayın açmak istemedim. Şimdi hazır tam siz okula gitmek için uyanmışken yayını açmak istedim. Mustafa 2,5 euroluk bir destek yollamış. Teşekkürler destek için, iyi yayınlar demiş. Günaydın Mustafa, teşekkür ediyorum desteğin için. Age of History 3'ün duyurusu şu anda ekranda da gördüğünüz üzere. Mobilden izleyen arkadaşlar için iyice ekranı yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir resimle Age of History 3'ün sonunda çıkacağı Lukas Jakovski tarafından duyuruldu. Age of History 3'ün geliştirme aşamasında olduğu ve bir gerçek zamanlı strateji oyunu olacağı duyuruldu. Ama burada yazan metin çok önemli değil. Burada yazan metindeki bilgileri bizler zaten biliyorduk dostlar. Yani zaten geliştirme aşamasında olduğunu, zaten bir gerçek zamanlı strateji oyunu olduğunu biliyorduk. Ama burada bizim için önemli olan, en önemli şey, oyunun ilk kez resmini gördük abi. Yani Age of History 3'ün ilk kez bir resmini, bir fotoğrafını görmüş olduk. Şurada da size detaylı bir şekilde zaten göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere artık eyaletlerin üzerinde direkt olarak şehirlerin isimleri bu şekilde yazıyor. Tıpkı Europe Universalis 4'te olduğu gibi. Şurada gördüğünüz üzere bakın bazı semboller var. Bir kalabalık işareti, bir şehir gibi simgeler bulunmakta. Bu şehir gibi simgeler de o eyaletlerin şehirleştiği kısımları göstermekte. Hatta biz Poyraz'da da bunu kontrol ettik. Poyraz, bu arada senin kamerayı chat'in tam oraya almışım. Biraz yukarıya alıyorum. Evet. Tamamdır, hallettim. Poyraz'da da bunu kontrol ettik. Mesela gidip şeye baktık. Sines şehrinin nerede kurulduğuna baktık. Tam olarak da gerçekten bu bölgede kurulmuş. Yani burada gördüğünüz şu simgeler, şu küçük simgeler o şehrin kurulduğu yeri gösteriyor. Örneğin oyunda İstanbul'a baktığınızda tam öyle İstanbul'un iç taraflarında, Haliç civarlarında daha bir yoğun olarak şu simgelerden göreceksiniz dostlar. Bunun haricinde ordu sayılarındaki değişikliği Poyraz sen de fark etmişsindir. Biraz daha değişik bir şey yapılmış. Burada... Artık binli evet. Sayılar yok. Aynen, artık binli sayılar yok. Bir de ilginç bir şekilde şöyle de bir durum var. Şurada ben bir renkler fark ettim abi. Değişik değişik renkler var şurada. Tam ordu sayısının yazdığı yerin yanında. Bunlar artık ordunun morali mi olacak, ordunun enerjisi mi olacak, artık ne olacak bunlar bilmiyorum ama bunlar da kesinlikle bir şeyi muhtemelen simgeliyordur diye tahmin ediyorum abi. Yani anlaşılan o ki ordularla ilgili de detaylı bir şey olacak gibi görünüyor. Artık öyle 1000 ordu, 2000 ordu, 10.000, 100.000, 5.000, 500.000 ordu yok. 9, 18, 12, bu muhtemelen HOI 4'teki sistem gibi, işte 12, 12.000 demek ya da 9, 9.000 demek gibi bir sistem olur muhtemelen. Yani bundan başka bir açıklaması yoktur herhalde Poyraz, değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani muhtemelen böyle olacak. Senin kamerada bu arada şu an sıkıntı çıkıyor Poyraz ama evet, ben istersen onu kapatayım ben ya. Kapattım ben de kamerayı, tamam, rahatlıkla şey yapalım. Tamam. Berat Mete Bronzo'ya katılmış. Teşekkürler destek için Berat'cığım. Günaydın. Hoş geldin. Abi almaya değmez. Yani bilmiyorum tabii, oyun çıkmadan göremeyiz ama şurada gördüğümüz kadarıyla ülkeler arasındaki sınırlarda böyle ufak bir geliştirme yapılmış gibi duruyor. Onun haricinde yani buradan çok da çıkarabileceğiniz bir şey yok. Ama grafik olarak bazı geliştirmelerin yapıldığı da ortada. Dediğim gibi şu eyaletlerin üzerinde eyaletlerin isimlerini yazması olayı da bence muazzam bir olay. Çok güzel olmuş yani, hoşuma gitti. Böyle yenilikler görmek güzel Age of History'de. Artık Age of History 2'de demiyorum çünkü bunlar Age of History 3'ün yenilikleri. Tabii yine de bunun için çok fazla üzerine konuşabileceğimiz bir şey yok ama... forumda bu konu açıldıktan sonra bazı arkadaşlar bazı fotoğraflar paylaştılar. Age of History 2 ve 3 arasındaki farkları göstermek adına... şimdi ben de sizlere bunları da göstermeye çalışacağım. Şurada Chairman Betis galiba paylaşmıştı. Aynen öyle. Şöyle bir resim var abi elimizde. Gördüğünüz üzere şu Age of History 2. Şu da Age of History 3'ten paylaşılan görseller. Hatta ben yeni sekmede açayım direkt bunu. Buradan açmayalım da şöyle yapalım. Aynen bu şekilde. Tamam, şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz üzere şu Age of History 2'nin haritası.
Şu Age of History 2 Avrupa'nın haritası. Hatırlıyorsunuz bir güncelleme çıkmıştı Age of History 2'ye. Age of History 2 Avrupa adında, sonrasında Asya'sı da çıkmıştı bunun. Bu Avrupa'nın haritası, bu da Age of History 3 haritası. Şimdi şöyle bunları yan yana koyup baktığında asla bakarsan değişimi anlıyorsun. Yani Age of History 3'te grafiker olarak, özellikle grafikler olarak ciddi bir değişiklik olmuş yani. Değil mi Poyraz? Bence basitliğin bozulmayıp bu şekilde biraz daha detaylı hale getirilmesi daha güzel. Aynen öyle. Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Yani Age of History 2'de zaten sevdiğimiz şeylerden biri de basit olmasıydı, sade olmasıydı, göz yormamasıydı. Yine göz yormuyor ama çok daha tatlı görünüyor, çok daha güzel görünüyor, daha detaylı olacak gibi görünüyor. Ve özellikle eski çağda olan senaryolara çok yakışacak bu görüntü, ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ya aslında ben ne isterdim? Ben isterdim ki modern dünyada olan senaryolara böyle biraz daha ayrı bir tema, eski çağlarda olan senaryolara 1440'a 1500'e ayrı bir tema. Belki de yapar bunu, tabii şu anda bilemiyoruz, daha yeni duyuruldu oyun, daha hiçbir şey bilmiyoruz. Ama eğer yaparsa gerçekten, yani benim Age of History 3'ten beklentilerim çok yüksek çünkü 2018'den beridir yeni bir oyunu bekliyoruz yani. Hadi 2018'de Age of History 2 çıktı, 2 sene geçti, 2020'den beridir bekliyoruz, 3 senedir. Dolayısıyla umarım beklentileri karşılayacak bir şey olur. Ve Asto 7 aydır Bronzo'ya yemiş, çok teşekkürler destek için. Mobile gelir mi konusu, chat'i de okumaya çalışıyorum, hatta zaten sabah yayını, yani chat'i de okumak şimdi önemli. Mobile gelecek mi? Şimdi benim burada bazı çekincelerim, bazı kuşkularım var. Moralinizi de bozmak istemiyorum sabah sabah. Ama real time strateji diyor. Yani bir gerçek zamanlı strateji oyunu mobile çıkar mı? Ben bundan emin değilim. Poyraz, bildiğin bir oyun var mı gerçek zamanlı strateji olup da mobile çıkan? Yok vallahi. Ne Hoi 4 ne de Hoi 4 henüz mobile çıkmış değil. Yani ben şu ana kadar mobilde hiç gerçek zamanlı strateji oyunu görmedim. Belki Age of History 3 bir ilki başarır. Bundan da emin değilim. Ama gerçek zamanlı bir strateji oyunu mobile çıkar mı? Yani aklımda kuşkular var. Ama bence ya ben Lucas'ın mobil platformdan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ne yapıp ne edip bir şekilde yine mobile bir şeyler yapar ya. Yani mobili tamamen bırakmaz. Zaten eğer bu oyun sadece bilgisayara çıkacak olsaydı muhtemelen grafikleri de biraz daha detaylı hale getirirdi. Grafiklerin bu kadar basit olmasının sebeplerinden biri de bence oyunu mobile de çıkaracak olması. Yani basit tutuyor ki grafikleri, mobile de çok zorlanmasın, mobile de rahatça çıkarabilirim. Düşüncem bu yönde, umarım böyledir. Bilmiyorum ama umarım böyledir. Abi ne kadar senaryo olur? Şu an tek bildiğimiz şey sadece şurada gördüğünüz birkaç kelime. Age of History geliştirme aşamasında ve bir gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Yapabildiğimiz tek şey şu karşılaştırma. Age of History 2 ve Age of History 3 arasında. Hatta direkt aradan Avrupa'yı kaldırarak bir karşılaştırma yaparsak bence bizim için daha faydalı olacak. Şöyle bakalım. Onun bir fotoğrafı vardı sanki ya forumda. Aynen, onun vardı. İkinci sayfadaydı galiba. Bir bulabilirsem bakayım hemen. Bulurum onu şimdi hemen, bir dakika. Onları yan yana koyunca daha da iyi anlıyorsunuz farkı. Çok güzel oluyor gerçekten. Ama silmiş mi ya? Galiba silmiş. Keşke silmeseymiş. Neden silmiş ki? Evet, silmiş. Her neyse abi, çok da önemli değil. Yani şuradan zaten dediğim gibi farkı az çok anlayabiliyorsunuz. Şundan şuna evrilecek abi. Bir de size Age of History 1'i göstereyim mesela. Hani üçü arasında bir karşılaştırma yapalım, tamam mı? Çok daha tatlı olacak gerçekten. Hatta arkada Paint'i de açalım. Yani şuradan görsellere bir girelim abi. Yani şu Age of History 1'in artık fotoğrafı bile bulunmuyor artık. O kadar eskidi ki oyun ya. Vallahi o kadar eskidi ki. Yani şu Age of History 1 abicim mesela. Adam akıllı yüksek çözünürlüklü bir resim bulabilseydim iyiydi. Yani şu Age of History 1. Hani baktığında Age of History 1'den oyun birdenbire şuna evrilmişti. Şimdi de bundan buna evriliyor. Benim zaten Lucas hakkında en sevdiğim şey bu abi. Yani her oyun atladığında, her bir yeni oyun çıkardığında işini iyi yaparak çıkarıyor gerçekten. 1'den 2'ye atlayış mükemmel. 2'den 3'e atlayışın da mükemmel olacağını düşünüyorum. Yani şu iki harita arasındaki farkı küçümseyemeyiz bence. Gayet güzel bir fark var. Gayet güzel bir gelişme var. Tam da istediğim gibi. Abartmadan, sade, olması gerektiği gibi bir geliştirme. Tarif vermişler. Maalesef şu anda bir tarih yok. Şu an bu sadece bir duyuru. İşte geliştirme aşamasında ve önemli olan bundan Age of History 3'ten ilk fotoğrafı, ilk resmi, ilk ekran görüntüsünü görmüş olmamız. Zaten yapmak istediğimizde, görmek istediğimizde buydu abi. Dolandırıcıların falan yaptığını düşünmüyorum. Yani Lucas'ın resmi hesabından paylaşılmış bir gönderi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha da fazla paylaşım da gelecektir. Öyle bir şey, öyle bir durum olduğunu sanmıyorum abi. Ben de inanamadım. Bak gece gece birdenbire Discord'dan mesajı geldi işte. Age of History 3 çıkıyor, duyurusu yapıldı diye. Ben de inanamadım. Dedim fake'tir, bir şey vardır falan ama yani bu gerçek. Bu gerçek. Bunun fake olma ihtimali yok. Dolayısıyla geliyor yani, duyuruldu. Ben de mutluyum şu anda.
Hocam multiplayer olacak mı? Dua et olsun Borancım, yani dua et olsun ya. Şöyle bir oyuna multiplayer kesinlikle eklenmeli. Gerçekten olmalı. İnşallah olur. Dua edelim de olsun. Ben olmasını çok isterim. Çünkü hem oynamak çok daha zevkli hale gelir, hem de benim için gerçekten çok fazla içerik çıkar ya. Yani Eren'le, Sezer'le, Enes abiyle, Poyraz'la bir sürü multiplayer içerikleri çıkarırız. Yani gerçekten zevkli olur değil mi Poyraz? Aynen öyle bu arada. Umarım çıkar ki real time strateji yapan bir insan bence multiplayer yapmaya da heves eder ve yapar gibi geliyor bana. Yani zaten Age of Story 2'de multiplayer sistemini geliştirememesinin en büyük sebeplerinden biri de oyunun tur bazlı olmasıydı. Artık oyun tur bazlı değil. Artık önünde böyle bir engel yok Lucas'ın. Dolayısıyla multiplayer'ı da çıkaracağını düşünüyorum ben. Bir sorun olmadan çıkaracağını düşünüyorum. Hatta istediğim şey şu. Mesela mobilden oynayan bir arkadaşımla ben bilgisayardan oynayarak multiplayer bir şekilde oynayabileyim. Yani bu mükemmel olur gerçekten. Çünkü Age of History genel olarak mobilde oynanan bir oyun. Mobilde sevilen bir oyun. O yüzden mobile de özel şeyler yapılabilirse gerçekten muazzam olur abi. Aynen Gerçek öyle. zamanlı olursa MP olur zaten yazan var. Yani evet olur. Ne Sabah deniyor? gününde yayın mı olur? Sabah. Yaptık, yapacak bir şey yok. Age of Story 3 çıkıyor oğlum, ne yapalım, biz de mutluyuz. Neyse çok uzun tutmayacağım zaten. Birazdan da hatta yavaştan bitirelim ya. Öyle bir duyurmak istedim. Zaten daha çok içerik çekeceğiz Age of Story 3 ile ilgili. Bugün bir video da atarım büyük ihtimalle yine. İşte Age of Story 3 geliyor adında hani gerekli analizleri yaptığımız, gerekli ne bileyim gözlemleri yaptığımız bir video da atarım bugün muhtemelen. Sizlerin de tabii 8 ders başı, sizin de işiniz zor kral. Aleykümselam Reyhan, hoş geldin. Yavaştan yayını burada noktadan dostlar. Size duyurmak istedim. Bilmeyenleriniz muhtemelen vardır ki ben de henüz 2-3 saat önce yeni öğrendim. Sizleri bundan ilk haberdar eden kişi eğer ben olduysam ne mutlu bana abi. Gerçek zamanlı ne oluyor? Gerçek zamanlı Europe Universalis 4 ve Hearts of Iron 4 tarzında bir sistem oluyor. Poyraz Şimşek. Poyraz hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Merhaba. Sana pek konuşma fırsatı vermedim. Kusura bakma. Yok ne demek. Sorun değil. Ben heyecanlıyım çünkü gerçekten şu anda. Kim değil ki? Değil mi? Değil mi? Neyse abicim yavaştan yayını burada noktalayalım. Hepinize iyi dersler. Bir de sınav haftası galiba. Yanlış biliyorsam evet. Sınav haftası. Değil mi? Sınav ha, şimdi gidip sabahın köründe sınava... Oğlum çok kötü ya. Sen Allah 6'da kalkıp kurtarsın. okula mı gidiyorsun? Yok yok yok, tamam linç yemeyelim şimdi, aman Allah korusun. Evet abi, hepinize iyi sınavlar, iyi dersler. Umarım en iyi şekilde, en iyi sonuçlarla ayrılırsınız sınavlarınızdan. Bu güzel haberi de sizlere sabahın köründe verdiğim için bir like atmanız yeterli olacaktır. Age of Story 3'le ilgili videolar ve yayınlar gelmeye de devam edecek. Normal içeriklerimize de tabii ki devam edeceğiz aynı şekilde. Katılan herkese sabahın köründe bizimle beraber olan 400-500 kişiye, 300 kişiye teşekkür ediyorum. Poyraz katıldığın için sana da teşekkürler. Ne demek, benim için bir onurdu. Evet, şimdilik bizden bu kadar efendim. Bir dahaki yayınlar ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.